Zaten malum haliniz kafirlikle Müslümanlık arasındaki çizgi de budur. Allah-u Teala kafiri şey yapıyor, yani bizim geleneksel anlamın dışında şeyde İbrahim suresinin 3. ayetinde اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ diye tarif ediyor. Yaşadığı hayatı sonrakine daha çok, sonrakinden daha çok sevendir. Evet. Ya da dünyayı ahiretten daha çok sevendir. Ahireti inkar eden kişi değil. Tabii. Allah'ı inkar eden değil. Ahireti inkar eden değil. Kitabı inkar eden değil. Hiçbirisini inkar eden değil. Ama dünyayı ahiretten çok seviyor. Peki dünyayı ahiretten çok sevdiği zaman işte Adem Aleyhisselam'ın yaptığı gibi illa ölümsüzlük olacak, illa saltanat olacak, illa ben hakim olacağım falan diye. O zaman veya suddûne an sebîlillâh, Allah'ın yolundan yavaş yavaş çekilmeye başlıyor ama nasıl yapıyorlar? Veya bu ne hayvaca? O yolda iveç, o işe ben onu hal cümlesi olarak düşünüyorum. O yolda bir iveç peşinde koşarak yapıyorlar. Şimdi bir Arapçada bir iveç var, bir de aveç var. İveç, şimdi aveç dediğimiz şey, şimdi şurada bir diyelim eğri bir ağaç var, şöyle duruyor işte. Dışarıdan bakıyorsunuz, eğriliğini görüyorsunuz. Ama iveç öyle değil. Dışarıdan baktığınız zaman dimdik görüyorsunuz ama içinde eğrilik var. Fark edilemeyen bir eğrilik. Yani adam öyle öyle bir Allah'ın yolundan uzaklaşıyor ki dışarıdan bakıyor ki bakan dört dörtlük Müslüman diyor. Ama onu dini kendisine uydurmaya başlamış oluyor. Kendisi dine uymuyor, dini kendisine uyduruyor. Size bir katkım olsun hocam. Tamam. Da bununla ilgili. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَاِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Aynen öyle, evet. Evet. Evet, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ Evet. Rahman'ın zikrine karşı bulanık bakanlar. Evet. İşte onu böyle bulanık görenler. Şimdi maalesef çok var. Biz insanlara Allah'ın ayetini okuyoruz. Diyor ki anlamayız. Aha. İşte anlamaz. Bulanık bakıyor. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا Onun için bir şeytanı bir yumurta kabuğu gibi onun çevresine sararız. Bir yumurta kabuğu gibi onun çevresinde olur. Yumurta kabuğu dışarıdan pek güzel gözükür, hoş da gözükür yani. وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ Artık onun en yakını o şeytan olmuş olur. وَاِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ Onlar bunu Allah'ın yolundan uzaklaştırır ama وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُ مُحْتُمُ Onlar da kendilerini doğru yolun ortasında evet. hesap ederler. Dop doğru zanneder, yani dost doğru, doğru ama yani. İçi perperişan yani. Tabii yani şimdi bir de az önce şeydeki İbrahim suresinin 2. ayetindeki olay çok, ayetin sonu çok ilginç. Vevelül'ün yani, kafirine. Yok diyor ki şeyde Vevelül'ün kafirine minna vermeyelim ondan önceki 2. ayet. Ve yasuddun an sebille ve yebğûneha ivece ulaike fî dalâlin ba'îd. Onlar en derin sapıklıktadırlar. Yani şimdi en sapık olan insanlar karşıda bulunan yani bunlar böyle bilerek şuurlu olarak dini eğip büken insanlardır. Yani siz Allah'ın ayetini okuyorsunuz, diyorsunuz ki bu böyledir ve sizinle pek ilgilenmiyor. İşte ama şu şudur, bu budur diye ayetleri aciz bırakmak için mücadele ediyorlar. Ama dışarıdan bakanlar onu sizden çok daha dindar, çok daha alim, çok daha fazıl düşünüyorlar. Çünkü iveç peşinde. Kendini çok dürüst gösteriyor. Ayetleri eğip büküyor. Ve yeni bir yapı oluşturuyor. Sanki doğru yoldan gidiyormuş gibi. Tıpkı şey gibi, iblis gibi. لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ diyor ya. Doğru diyor. Doğru yolun üstünde oturacağım onlar için. Dolayısıyla doğru yolun ne olduğunu bilmeyen iblislik yapamaz. Doğru yolu çok iyi bilecek ki iblislik yapsın. Yapamaz. Nasıl yapsın? Tabii. Yani o şeyin çok bilgisi olacak ve o dış görünüşü itibariyle diyeceksiniz dört dörtlük Müslüman. Ondan sonra eğecek, bükecek. Allah-u Teala'nın onlar en derin sapıklıktadır. Halbuki insanlara sorsanız bunlar çok büyük falan hazretidir, filan hazretidir. Dolayısıyla ben şimdi izleyicilerimize işte şunu söylemek istiyorum. Yani bir kere iki tane Allah-u Teala'nın ayeti var. Yani siz Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri bilmeyebilirsiniz. Ama Allah'ın tabiattaki ayetleri var. Sizin kendi vücudunuzdaki Allah'ın ayetleri var. Yanlış bir şey, bozuk bir yiyecek gibi sizin içinizi rahatsız eder.
Yani el itmu ma yahukku nefsek, yani günah kişinin içini kazır, içini rahatsız eder, yanlış şeyler rahatsız eder. Onun için aklımızı çok iyi kullanalım din konularında, çünkü din sahası şeytanın cirit attığı sahadır. Şeytan başka yerde çalışmaz, din sahasında çalışır. Ve en tehlikeli olan da karşınıza dört dörtlük Müslüman gibi çıkmalarıdır. Onun için içinize yatmayan, aklınıza yatmayan şeyleri sonuna kadar sorgulayın, tatmin oluncaya kadar sorgulayın ve Allah'ın kitabından delil isteyin ve böylece bu dünyayı ahirete tercih eden kişilerin sapıtmasına karşı kendinizi koruyun. Bakın burada öyle bir şey var ki, mesela kafir kimdir dersiniz, bizim kitaplarda ne yazar? Allah'ı kabul etmiyor. Evet, inkarcı, mutlak inkarcı diye. Ya böyle korkunç bir insan yok ki yeryüzünde ya, Allah Allah. Evet. Böyle bir şey, şimdi mesela okuduğumuz ayetlerde de hakikaten Mehmet Hoca, ben bakıyorum ya, bu İslam dini bu hale nasıl getirilmiş? Aklım almıyor yani. Aklım almıyor. Kur'ansız, sünnetsiz bir din var ortada. Kur'ansız, sünnetsiz bir din. Ve siz bunu anlattığınız zaman adam diyor ki falan kitapta da böyle yazılır. Ya kardeşim, Allah'ın kitabından, Resul'ün sünnetinden anlatılırken falan kitap diye bir şeyden bahsedilebilir mi? Ben hele bir hocama sorayım diyor. Allah Allah. Yani senin hocan onaylarsa mı Kur'an'ı kabul edeceksin? O zaman sen Kur'an'a değil de ona inanıyorsun demektir. Şimdi bak, ama Allah-u Teala nasıl şey yapıyor? Diyor ki kafiri, Allah'a inanmayan, ahirete inanmayan, bilmem, hiçbirisini söylemiyor. Dünyayı ahiretten daha çok seven diyor. Ahireti sevmiyor değil. O zaman herkes kendine bir soruyu sorsun. Ben dünyayı mı daha çok seviyorum, ahireti mi? Yani ilahi menfaatlerle şahsi menfaatlerim çatıştığı zaman hangisini tercih ederim? Benim için ilahi menfaatler esastır. Şahsi menfaatlerin hepsinden fedakarlık ederim diyebiliyorsa bir insan, ben bu canımı da Allah yolunda verebilirim diyebiliyorsa o gerçek mümindir. Evet. Şimdi tam da onunla alakalı hocam, Nahl suresinin bir de 107. ayeti var. Evet. Allah zor karşısında olma hali dışında yüreğini küfre açan insanlara kendi katından bir gazap olduğunu ifade ediyor. Ve onlar için çok ağır bir azabın söz konusu olacağını beyan edince gerekçesini belirtiyor. Buyuruyor ki ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اِسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ İşte bu adamlar bu yaşadıkları hayatı ahirete tercih edenlerdir. Tercih. Ahireti inkar edenlerdir demiyor. Ahireti de seviyor. Tabii. Dünyayı da seviyor. Şimdi insana diyorsun ki ya bunu yapma. Ne yapalım, hayatın gerçeği? Olmadı işte. Allah'ın emri demen lazım. Evet. O zaman onun adına İslam deniyor. Yani teslim olabilmektir, Allah'a teslim olabilmektir. Ama sen nefsine teslim oluyorsun, bu olmaz ki. Evet.